Selamlar. Merhaba. Biz Bartın'a doğru İstanbul'dan yola çıktık. Cuma gecesi, cumartesiye doğru. Evet, sabaha karşı. Sabah 5'te yola çıktık. İstanbul'da epey trafik vardı. Yola çıktığımız anda aslında planladığımız rotanın biraz dışına çıkmaya başladık. Çünkü her gittiğimiz şehirde biraz daha uzun konaklamak ve biraz daha fazla yer görmek istiyorduk. Yani uzun konaklamak derken bir gün bile, iki gün bile konaklasak daha fazla yer görmek istiyorduk. Ama planladığımız gibi gitmedi. Şu an her şehirden böyle biraz ağzımıza bal çalındı. Evet. Mutlaka daha sonra görmek üzere ayrıldık her şehri. Çünkü böyle bir sayfa görülecek yerle gidip aslında ya bir ya da iki tane yer görüp bir başka şehre geçmek zorunda kaldık. Çünkü aslında Rize'ye kadar devam etmek niyetindeyiz. Bartın'dan yola çıktık. Şimdi notlarımızı aldık. Notlarımızdan evet. Yola çıkarak bakacağız. Aslında seyahatle birlikte pek çok deneyimlediğimiz şey de oldu. Karavanı ilk defa deneyimlemiş olduk. Karavanı deneyimleyince de neler yolunda, neler değil. Aslında nelerden şu an için memnunuz, neleri değiştirmeliyiz. Onlardan da bahsedeceğiz. Bir de konakladığımız şehirlerde karavan parklarında kaldık aslında. Evet. Bazılarında mesela Bartın'da kalırken karavan parkında kalmadık. Nerelerde kalabilirsiniz ve ne kadar ücretlere şu an günümüzde ne kadar ücretlere kalabilirsiniz? Aslında o konuda da biraz belki yol gösterici olur umarız. Şimdi ilk rotamız Bartın'dı. Biz bu arada Bartın'ı çok beğendik. Çok güzeldi. Çok güzel bir şehir. Bartın İnkumu'na gittik ilk gün. İnkumu'nda sahilde konakladık. Boştu. Daha henüz bayrama girilmediği için henüz kimse de gelmemişti. Sahil şeridi bomboştu. Ve o gece orada dalga sesleriyle uyuduk. Sabah da aynı şekilde dalga sesleriyle uyandık. Yani kumsalla aramızda 5 metre vardı ya da yoktu. Günaydın. Günaydın. Uyandık. Uyandık, kahvaltımızı hazırlıyoruz. Evet. Dün akşam Bartın'da konakladık. İnkumu plajında. Tam denizin kenarına park ettik arabamızı. Bugün de çok güzel bir manzaraya uyandık. Akşam yatarken dalga sesleriyle uyuduk. Sabah uyandığımızda da yine aynı şekilde dalga sesleriyle uyandık. Harika bir duyguydu. Çok da rahat uyuduk. Ben dün gece uyurken hiç zorlanmadım. İlk defa aslında karavanın içinde uyumuş olduk. Biraz endişelerimiz vardı en başta ama hiçbir sorun yaşamadık. Zaten çok da güzel, çok da güvenlikli bir yerdeyiz. Aslında burası bir karavan parkı değil ama çok yakınında, biraz ileride bir jandarma var. Yani buraya çok yakın mesafede, bir 2-3 dakika mesafede jandarma var. Onun da rahatlığıyla çok rahat bir gece geçirdik. Şimdi sabah uyandık, burada yürüyenler vardı, sabah yürüyüşü yapanlar. Çok da dinç uyandık ben, saat 6.30 gibi uyandım. Şimdi kahvaltımızı hazırlıyoruz. Sonra denize karşı güzel bir kahvaltı yapacağız. Bir tek şuna dikkat çekelim. Sezonda gidildiği zaman etraftakilere sorduk. O şekilde konaklama yapılamıyormuş. Yani araba park etmek çok de çok zormuş. O yüzden normal zamanlarda yani sezon dışı giderseniz daha iyi olur. Çünkü oraya gidip de kalırsanız, konaklama yapamayacak durumda olursanız bayağı bir uzakta. Karavan parklarını tercih edebilirsiniz. Karavan parkına gitmek zorundasınız. Biz burada herhangi bir ücret ödemeden kaldık ilk gecemizde. Evet. Bu arada tuvalet olarak da aracın tuvaletini kullandık. Kasetli bir tuvaletimiz var bizim. Böylece aslında onu da deneyimlemiş olduk. Yine su ihtiyacını aslında böyle elimizi yüzümüzü yıkama, dişlerimizi fırçalama gibi ihtiyaçları çeşmenin hemen çok yakınındaydık. Aslında orada hemen hallettik. Aracın suyunu hiç kullanmadık bile. Müzik
insanlarla tanıştık. Bu yola çıktığımızdan evet. beri aslında ilk rotadan bugüne gelene kadar hem yeni insanlarla tanıştık hem çok güzel dostluklar kurduk. Gayet güzel gidiyor her şey. Orada da Bartın'da da İnkum'da Gökhan isminde bir arkadaşımızla tanıştık. Evet. Çok güzel bir sohbet ettik. Çok güzeldi. Yalnız hareket etmek üzereydik. Sohbeti yarıda kesmek zorunda kaldık üzülerek. Evet. Çok güzel bilgiler paylaştık. Gökhan da ismi. Gökhan'a da buradan çok selam söylüyoruz. Bizi gülerek uğurladı oradan. Evet. El sallayarak uğurladı. İkinci durağımız yine Bartın'da Laf Sütunları oldu. Şahaneydi çünkü oranın denizi muhteşem. Aslında sezonunda olsaydı, o kadar soğuk olmasaydı ben girebilmeyi çok isterdim. Evet, çok güzel. Görüntüsü de çok güzeldi. Kesinlikle. Onunla ilgili de şey bilgisi paylaşalım. Bu arada ek bir bilgi daha vereyim ben. Benim belli zamanlarda alerjim, hapşırma alerjim tuttuğu için videonun bazı yerlerinde burnumu çekebilirim. O yüzden yani tamamen ondan birkaç gündür ara ara alerjim devam ediyor. Hapşırık onu evet. bilgi olarak verelim. Evet. Arada böyle şu şekilde bir resmime hareketimi görürseniz hapşırmak üzereyimdir. Tam kesememişizdir orayı. Laf sütunlarına dediğim gibi gittiğinizde şöyle bir bilgi var. Minik araçla gittiğinizde, normal binek bir araçla gittiğinizde evet. sıkıntı yok. Fakat karavan tarzı ya da minibüs gibi bir araçla gittiğinizde belli bir mesafeye kadar yaklaştığınızda yollar çok daralıyor. Evet. Ve iki binek aracın bile geçmesi çok zor olan yollardan bu tarz bir araçla geçtik ve gerçekten ecel terleri döktük diyebiliriz. Ve lav sütunlarının olduğu yere geldiğinizde bir ufak bir daire bir alan var. Arabalar oraya park ediyor ve alan çok dar. Evet. Yani ve dik aşağıya doğru dik, siz aşağıya doğru gelip orada park ediyorsunuz, sonra arabayı çevirip rampayı tekrar geri evet. çıkıyorsunuz. Orada biz gerçekten çok sıkıntı yaşadık. Şöyle de bir durum var. Benim ilk deneyimim. Evet. İlk deneyim, bu tarz bir aracı hiç daha önce kullanmadım. Özge ile de hiç bununla bu tarz bir yere gitmedik. Dolayısıyla oraya indiğimizde alanı gördüğüm an tek yaptığım şey el frenini çekip ortada durmak oldu. Çünkü biraz kaydı. Aslında geri almak istedik. Çünkü tam önümüzde bir araç var. Geri almak istedik. Bu sefer kaydırma yaptı araç. Öne doğru çok riskliydi. Önümüzdeki araca çarpmamak için hemen el frenini kaldırdık. Sağ olsun orada bir karavancı çift vardı. Evet. Şeyde el frenini çeker çekmez böyle bir çaresizlik içinde. Hani insan etrafına bakar. Bir anda sağ tarafıma bir döndüm. Bir karavan, Özge'nin de bahsettiği karavan ve içinde işte karavancı ailesi vardı. Daha onlar da yeni gelmişlerdi. İşte iniyorlardı araçtan. Hemen arabadan indim. İşte karavanını kullanabilir misiniz? Bu karavanı kullanmayı biliyor musunuz? İyi kullanıyor musunuz? Gibisinden sordum. Zaten minibüs de kullanıyormuş normal zamanda. Buradan da çok teşekkür ederim. Arabanın Samet çok yardımcı oldu bize. Arabanın parkını yaptı. Arabayı hatta yokuş yukarı doğru çevirdi. Çıktığımızda sıkıntı olmasın evet. diye. Orada da bir amca vardı. Arabanın hemen arkasına bir yerden buldu bir taş koydu. Çıkarken dedi bir şey olursa bana söyleyin ben yolu size açarım falan. Bizi o şekilde biraz umutlandırdı. Evet. Neşelendirdi bir an. Bu yola çıktıktan sonra aslında gördük ki insanlar birbirine inanılmaz yardımcı oluyor. Özellikle karavancılar. Sizi nerede görseler mutlaka bir selam veriyorlar. Evet. Hiç tanımadıkları halde. Ve eğer bir derdiniz, bir sıkıntınız olursa mutlaka yardıma koşuyorlar. Bu çok keyifli bizim için. Hem yeni insanlarla tanışmak hem de yardımlaşabiliyor olmak gerçekten çok güzel. Gerçek sosyalleşme bence bu. Bence de. Kesinlikle. Bence. Temiz sosyalleşme. Temiz sosyalleşme. Yani art niyetsiz sosyalleşme evet. diyebiliriz.
Bir sonraki aşama artık Bartın'a veda edip Kastamonu'ya doğru yola çıkmamız gerekiyordu. Yol üzerinde de iki güzel yer gördük. Biri, hemen notlarıma bakıyorum, Horma Kanyonu. Evet. Muhteşemdi gerçekten. Küre Dağları Milli Parkı'ndaydı, evet. Yanılmıyorsam. Haritadan biliyoruz aslında, bildiğimiz kadarıyla şehirleri tabii ki herkes biliyor ama içinin bu kadar doğal güzellikleri olduğunu asla bilincinde değiliz. Yola çıktıktan sonra bu kadar güzellikleri gördükten sonra bu kadar yarım kalmasına çok üzülüyoruz. Evet. Yani tatilimiz çok kısıtlı ve bu kadar not alıp da sadece birkaç yer görebiliyor olmak biraz can sıkıcı. Mutlaka geri kalan yerlerini böyle atıyorum bir şehre en az bir hafta ayırmak lazım kesinlikle. Bu da aslında bizim için iyi bir yol gösterici oldu. Her şehirden bu Karadeniz'e giderken her şehirden bir parça bir şeyler alıp diyoruz ki ya buraya mutlaka gelmek zorundayız, evet, şeklinde ayrılıyoruz. O çok güzel. Biri dedik ki kanyon, Horma Kanyonu. Muhteşemdi. Orada çok güzel görüntüler aldık. Bir diğeri de Ilıca Şelalesi, değil mi? Ilıca Şelalesi, orası da çok güzeldi. Ilıca Şelalesi böyle bir ormanlık bir alanın içerisinde, hem oraya giderken o yeşilliklerin içerisinde, o doğanın içerisinde temiz hava almış oluyorsunuz. Hem de yolun sonunda güzel bir şelaleye ulaşmış oluyorsunuz. Buz gibi de suyu vardı, mis gibiydi. Mutlaka görülmeli. Çok güzel görüntüler aldık oradan da. Biz Ilıca Şelalesi'nden dönerken aslında yolumuzu, rotamızı çevireceğiz artık Sinop'a doğru. Çünkü Kastamonu'da konaklamadık. Giderken müthiş manzaralar görmüştük. Hayran kalmıştık. Böyle ağzımız açık dışarıya bakarak, izleyerek devam ediyorduk. Dönüş yolunda o yollar bize korku filmi gibi geldi. Evet. Çünkü hem hava kararmıştı, hem ışık yoktu. Hem çok gök gürlüyordu, şimşek çakıyordu ve yağmur yağıyordu. Çok korkarak geri döndük ama biraz daha oradan dönerken, eğer tabii ki o yollarını bilen insanlar, orada yaşayan insanlar, evet, için biraz daha kolay ama tabii ki bizim için, yani başka bir şehirden gelen bir insan için oldukça zor. O yüzden, evet, oradan dönüşlerinizi hava kararmadan yapmanızı öneriyoruz. Kesinlikle. Biz 6 gibi çıktık, ona rağmen oradan çıkana kadar bayağı bir sıkıntı yaşadık. Bir de gerçekten Özge'nin de dediği gibi, yani gidiyorsunuz, karşınızda sanki böyle korku filmi ambiyansı yaratılmış. Siz korku filminin içinde oynuyorsunuz gibi. Böyle sisler önünüzden geçiyor, işte bazen bir şeyler geçiyor önünüzden. Yağmur artıyor, yollar böyle bir değişik. Evet. Ona dikkat etmek gerekiyor. Oradan sonra Sinop'a doğru çevirdik artık. Evet. O gece biz saat 3 civarıydı galiba, değil mi? 2 civarıydı. Sinop'a vardık. Sinop'ta da Martı Camping'de konakladık. Evet. Oraya girişimizde de aynı şekilde. Olay oldu. Çok büyük. Biz her seferinde böyle bir olaylı girişler yapıyoruz. Camping alanına gireceğiz ama o yola girerken Hamsilos yolu muydu orası? Orasıydı sanırım. Hamsilos yolu. Evet, kamp Hamsilos yolu üzerinde. Evet, Hamsilos yoluna girdik. Şimdi orada da çok karanlık olduğu için, tabii gece 2'de girdik biz. Çok karanlık. Ve o kadar karanlıkta acaba bu yolun devamı var mı? Gene dar bir alan. Biz buradan girersek bir daha geri döner miyiz, dönemez miyiz? Gene hesaplayamıyoruz çünkü araç büyük. 10 dakika durduk sabit bir yerde.
girelim mi girmeyelim mi? O kadar yol geldikten sonra, yağmurun çamurun içinden geçtikten sonra gece 2 artık uykusuzluktan ölüyoruz. Dedim ki Volkan gir artık yani, yoksa da yok yani, yapacak bir şey yok. Ama o yolun ilerisinde yani o yola girdikten sonra Hamsilos yolunda Martı Camping'e ulaştık. İyi ki de gitmişiz. Çok güzel bir yerdi. Evet. Mutlaka tavsiye ediyoruz size. Gerçekten çok başarılıydı. Evet. Orada da yine bir olaylı girişimiz oldu. Şimdi gece 2 olduğu için tabii insanlar uyumuş. Biz insanlar uyurken bir anda kampa böyle tır 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 minibüsle girdik. Ondan sonra bir de aracı koyduğumuz yere elektrik yetişmedi. Enerji verilen yerlere yetişmedi. Evet. Bu sefer araçta bir 5-10 defa manevra yaptık. Yanımızda sefer, da hemen çadır var. Evet, yanımızda çadır bir çadır kurmuş vardı. Aile vardı. Onları biraz huzursuz ettik. Onları biraz evet huzursuz ettik. Hatta muhtemelen bir 20 defa falan her gördüğümde özür dilemiş olabiliriz. Evet. Buradan da selam söyleyelim. Onur, Onur'a selam söyleyelim. Ama sonra çok güzel, ertesi günün sabahı beraber sohbet ettik. Çok güzel konuştuk. Keyifli bir sohbetti onlarla da. Onlar da çok güzel insanlar. Ve şey vardı, oradaki kampta da Özgen'in de dediği gibi duşu, işte bulaşık hanesi, mutfağı, her şey suyu var. Falan çok başarılıydı ve çok evet. Temizdi her yer. Orada da kişi başı 50 TL'ydi. Yani aracınıza ekstra para vermiyorsunuz. Evet. Kişi başı 50 lira veriyorsunuz. Bence değer. Ben ekstra şunu söyleyebilirim. Şimdi o gün ben karavan kampında banyo yapmadım. Ben burada kendi duşumuzu kullandım. En azından ben burayı deneyimlemiş oldum. Volkan oranın duşunu kullanmış oldu. Volkan çok memnun kaldı. Diyor ki çitilene çitilene yıkandım diyor. Ama ben burada çok zorlandım çünkü ısıtmayı unutmuşuz. Dolayısıyla da soğuk suyla banyo yapmak zorunda kaldım. O benim için biraz eziyet oldu. Benimkisi çok ne kadar eziyet çekerek olduysa Volkan'ınki o kadar sefa sürerek uyuduğum oldu. Uyuduğum için uyandırmamıştı da beni. Bartın ve Kastamonu ile ilgili notlarımız aslında bu kadar. Bununla birlikte şimdi biz anlatmaya devam edeceğiz ama sanırım bu videoyu belki de ikiye bölmek zorunda kalabiliriz. Evet, eğer ikiye bölmemiz gerekirse şimdilik hoşça kalın. Bundan sonra Sinop notlarımızı paylaşmaya başlayacağız. Bu video çok çok uzun olursa, yani anlattıklarımız, videolar, görüntüler hepsi çok uzun olursa ne yazık ki bölmek zorunda kalacağız. Evet. Eğer iki parttan oluşursa o zaman şimdilik hoşça kalın diyelim.